Hangisinin önceliği daha fazla ya? 12 daha fazla herhalde. Pardon, bunu böyle demeyeyim ya. Şunu D diyeyim. D yap. D, ne yapar burada? D ile B'nin ne olduğunu önemi yok. D ile B eşitse birbirine. O zaman evet, o zaman A'ya true atar, yoksa false atar. Bunun manası bu. Daha önceden bu tür şeyler yazmıyorduk. C'de, C++'da yazabiliriz, işimize girecek. Tamam, devam edelim. Data type bool new. Bu yeni bir tane operatör. Ve data bu true table'larda esasında buna benzer şeyler C'de göstermişlerdir. Mesela şu operatör, AND operatörü, logical AND, mantıksal ve, logical AND, mantıksal ve, iki tarafı birden boolean alıyor ve sana bir tane boolean return ediyor. Mantıksal veya not operatörü. Not operatörü bakın tek şey parametre alıyor. Bir tane değil, bir tek parametre alıyor. Not operatörü burada var mıydı ya? Ha doğru, bunlar karşılaştırma operatörleri. Tamam mı? Şunlar logical AND OR, şurada not operatör. Tek bir tane parametre alıyor. Onun tersini veriyor. Bu arada diğer operatörden bahsedelim. Operatör öncelik tablosu, precedence of operator. Önceliği en yüksek operatör bu. Binary scope resolution operatörü bu. Scope resolution operatörü. Binary diyorum buna çünkü bu sağına ve soluna bir şeyler geliyor. Şuraya ve şuraya. Bir önce yapmıştık ya, STD Gout demiştik değil mi? Binary scope. Ve bu şeye çok benziyor. C'deki nokta var ya, dot. Ona bayağı bir benziyor. Ondan bir iki tane ufak fark var, göreceğiz. İşte orada dot operatörü de burada. Bu binary scope resolution operatörünün, scope resolution operatörünün önceliği dot operatöründen fazla. Şunların öncelikleri aynı. Dolayısıyla yan yana geldikleri zaman soldan sağa yapılıyorlar. Associativity'si bunların. Associativity kesinlikle yanlış yazdığını biliyorum ben bunu. Şu CT olabilir, TC olabilir. Associativity. T mi şu C? Associative. Doğru olmaz. Hızlı yazdım ki doğru olsun. Tamam ama yanlış olduğunu biliyorum. Bunların associativity'si soldan sağa doğru. Tamam. Dot operatörünü tanıyorsunuz. Arrow operatörünü tanıyorsunuz. Ne de kullanıyorduk? Pointer ama strakla beraber. Değil mi? Ondan sonra index operatörü array indekslemek için kullanıyorduk. Fonksiyon çağırma operatörü. Fp fonksiyon. Tamam mı? Bunda ne yapabilirim? Fonksiyonu çağırabilirim. Fonksiyon çağırma operatörü. Increment ve decrement operatörleri ama bunlar postfix. Prefix değil, postfix. Yani bunlar i artı artı mı, artı artı i mi? Post değil mi? Pre değil, post. Evet. Prefix ondan sonra geliyor. Artı artı i ondan sonra geliyor. Bunların öncelikleri diğerlerine göre daha az. Decrement operatörü, işte not operatörü, logical operatör. Unary minus, unary plus. Bunlar binary'den farklı. A eksi b değil bu. Tamam mı? Bu değil. Bu eksi b. Eksi b. Tamam mı? O operatörler. Eksi b'nin önceliği şöyle yazabiliriz yani. Eksi a eksi b. O iki tane eksi var ya, onlar aynı yazılıyorlar ama manaları çok 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 farklı oluyor. Bu binary operatör eksi, bu unary operatör eksi. Ve bunun önceliği bundan fazla. İlk önce a'nın eksisini yapıyor. Tamam mı? Sonra a'nın eksisinden b'yi çıkarıyor. Dereferans hatırlıyorsunuz. Dereferans ne de kullanıyordu? Pointer'larla beraber. Dereferans'ta kaç parametresi var? Unary mi, binary mi dereferans? Unary. Kaç parametresi var? Bir parametresi var. O parametresinin tipini söyleyin bana. Ne türlü tipi olması lazım dereferansın? Bir pointer. Ne pointer? Herhangi bir pointer. Değil mi? Evet. Sadece bir türlü pointer'da çalışmıyor dereferans. Hangi pointer'da çalışmıyor? Herkes düşünsün bunu. Bunu bilin. Bilirseniz aferin size. Dereferans sadece bir tür pointer tipinde çalışmıyor. Hangisi? Ha? Hayır. Boolean. Kim diyor ona? Ne diyorsun? Boolean. 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 Yok. Hayır. Bildiğiniz bir şey soruyor. Boolean yeni. C'de söylediler bunu size. Ben de üzerine basa basa söylediler. File mi? Hayır. Boy pointer.
Void pointer, evet. Void pointer'da çalışmıyor. Niye? Çünkü void pointer denen şeyin hafıza yeri yok. Void'in bir şeyi yok. Void'in bir de operatör tanımı değil. Dereferans operatörü void pointer üzerinde çalışmıyor. Void pointer öyle garip bir şey. Konuşacağız. Yani void pointer'ı anlamak demek, pointer'ın ne olduğunu anlamak demek esasında. Void pointer'ı bitirdiğiniz zaman pointer işini çözmüşsünüz demektir. Dereferans'ta pointer void pointer üzerinde çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü böyle bir şey yok değil mi? Void A. Void A diye bir şey yazamazsınız. Böyle bir tip yok. Ama şunu yazarım. Void pointer A. A bir void pointer tipinde bir pointer. Şimdi dereferans A dediğin zaman ne olur? Burada sanki void objesine, void değişkenine erişmeye çalışıyorsun gibi bir şey olur ama öyle bir şey yok. Olamaz. Void'in tanımına aykırı. Tamam. Onların hakkında belki daha sonradan konuşuruz ama bunu bilmeniz lazım. Dereferansın çalışmada tek pointer tipi. Adres of operatörü hatırlıyorsunuz. Pointer'larla beraber kullanıyor zaten. New delete, delete bu işi index operatörü. Bunların üçü de yeni. Malloc, malloc free falan gibi yerlerin işi hikayeler için kullanıldı. Onlar için kullanılacak. Zamanı gelecek. Konuşuruz onları. Typecast ve diğer typecast'ler, dynamic typecast, static typecast, onların hepsi burada ve şu kutunun içerisinde. Sizeof'u zaten hatırlıyorsunuz. Sizeof da bir operatör. Sizeof da bir operatör. Sizeof bir fonksiyon değil, tamam mı? Operatör. İkisinin arasında bayağı bir fark var. Sizeof zaten operatör olduğu için şöyle bir şey yazabiliyorum. Sizeof parantez içerisinde int. Tamam mı? Bunu yazabiliyorum. Eğer bir size of fonksiyon olsaydı fonksiyona int diye bir şey yollayamazsın değil mi? Fonksiyona ne gider? Sabit gider ya da değişken gider. Buraya tip yazmışım. Yazamazsın. Tamam. Ondan sonraki koduda bölme, çarpma ve modülo operatörleri var. Ondan sonraki kutuda binary addition ve subtraction var. Unary, binary. Ta altlarda bir yerlerde insertion operatörleri var. Esasında buna insertion extraction operatörü demek doğru değil. C'de bunların manası vardı. Bunlar bitwise left shift, bitwise right shift. Shift operatörleri bunlar. C'de bahsettiler mi bunlardan? Evet. Tamam güzel. Esasında bu operatörlerin ikisi de C'de tanımlı. C++ da aynı şekilde tanımlı. Eğer bunun sağındaki operand bir integersa onu bir bit sola kaydır demek. Onu bir sola kaydırırsanız ne oluyor? Onu bir sola kaydırırsanız 10 güzel bir rakam olmadı ya. 16'yı kaydıralım mı? Anlamışsınız ne yapmaya çalıştığımı. 16'yı bir bit sola kaydırdığınız zaman 1, 2, 4, 8, 16 5. biti 6. bit yapıyorsun. O da 32 oluyor değil mi? Yani 16 nasıl bir şey? Şöyle bir şey. 0, 0, 0, 0 1, doğru mu? Evet. Ve böyle de bir şey. 16 bu. Bunu bir sola kaydırdığım zaman şöyle oluyor. 2 ile çarpmış oluyor. 32 oldu. Tamam. Left shift ve right shift manasına geliyor bunlar ve gömülü sistem kodlayanların çok kullandıkları teknikler bunlar. Hızlı bölme çarpma 2 ile, bölme 2 ile çarpmak için kullanırlar. C'de o manada kullanılır. C++'da o mana hala devam ediyor ama bir de C'in ve C++'la beraber kullanmak, stream'lerle beraber kullanmak için bunlar var. Stream'lerle beraber kullanmak için bunlar var. Tamam. Devam edelim. Yoklama ne oldu? Tamam mı yoklama? Ne geziyordu tekrar oraya mı gitti? Bir daha atmayın yoklamayı imzaya. Yeni mi geldin sen? Başka var mı imzalamayan? Tamam, imzalayın bana getirin yoklamayı. Ondan sonra karşılaştırma operatörleri geliyor. Less than, greater than bunlar. Bunların sonuçları dediğim gibi boolean. Küçük ve büyük mi hikayeleri, eşit mi hikayeleri, logical and or bunlar var. Logical and not, not bunlardan yukarıda bir. Not nerede? Unary olduğu için tahtemelerde bir yerdeydi değil mi? Hatırladınız mı? Daha önce.
İşte burada bu. Günleri minus ve günleri plus da beraber bu. Logical ama orada bir yerlerde onun çok daha yüksek bir. Ondan sonra assignment'lar geliyor. Assignment'ın ta bunun en alt seviyesinde falan olması tesadüfi değil. Niye? Assignment olduğundan dolayı A atama deyip buraya istediğim ifadeyi dolduruyorum. Biliyorum ki bunların çoğu, tamam mı? Önceliği atamadan daha fazla. Dolayısıyla atama yapılmadan önce onların hepsi yapılacak, bitecek, atama daha sonradan yapılacak. Parantezsiz, diğer türlü şu gibi çirkin durumlar gerekecekti. Atamanın önceliği fazla olsaydı, değil mi? Parantez koymam gerekecekti. Her seferinde yazmak da insanları öldürüyor. Tamam mı? Conditional operatörün önceliği bayağı düşük. Alt taraflarda bir yerlerde bu özel bir operatör. Daha sonra konuşacağız. Bunun hakkında bir tane koskocaman chapter var. Bu arada ben bunun operatör olduğunun farkında bile değilim. Tamam, bir de comma operatörü. Bunun hakkında konuşalım isterseniz. Comma operatörünü C'de bol bol kullandık biz. Nerede kullandık comma operatörünü C'de bol bol? Nerede? Hayır yok, array'de mi? Hayır, array'de kullandığın... Bir dakika, array'de yok ki comma. Hayır yok ya, array'de A, 1, 2 diyoruz burada. Comma yok ki. Süslü bireketin, süslü körlü bireketin içerisindeki o kama bu kama değil, hayır. O operatör değil zaten. Fonksiyon çağırırken de kullandık, o da bu değil. Hayır. Başka bir yerde kullandık. Assignment nerede olan? Nerede? Assignment nerede olan? Assignment'ı nasıl kullandık kamayı? Yok, ama o burada değil. Neyin içerisinde? Birisi bir şeyin içerisinde dedi. Söyle. Hocam forun içinde kullandığımız olarak. Forun içerisinde kullandık, evet. Dedik ki for i'ye bir ata, j'ye üç ata. Nokta ve virgül. I küçük 10 sa bu işi yapmaya devam et. Ve her seferinde i'yi bir arttır, j'yi bir arttır. Tamam mı? Böyle dedik. İşte bu comma operatörü. Comma operatörü şunu söylüyor. Ben diyor binary bir operatörüm diyor. Binary bir operatörüm. İlk önce sol tarafındakini yaparım. Sonra sağ taraftakini yaparım. Tamam mı? İlk önce sol taraftakini yaparım. Sonra sağ taraftakini yaparım. İşte burada şu operatör diyor ki, şuradaki comma operatörü. İlk önce i'ye 1 atacak, sonra j'ye de 3 atacak. Tamam mı? Bu kadar. Fonksiyon çağırırken de f parantez içinde 1 1 1 atıyorum 3. O fonksiyon çağırırken kullandığım virgül bu değil işte. O comma operatörü değil o. Peki. Değişken kullanıyor. Değişken. Hayır olsa mesela integer tam var ki birbirine ayırıyoruz. O da comma operatörü değil. O comma ile bu comma'nın manası farklı. Bu bir operatör. Operatör olduğu için parametre alacak ve bir şey return edecek, tamam mı? Bu. Bu ne return ediyor peki? Neyi return ediyor bu? Hangisi? Söyleyeyim ben size mesela burada. İ'ye 3 ata, K'ya 7 ata. Bu bir şey return ediyor. Ama ilk önce bunu yapıyor, sonra bunu yapıyor. Garanti bu. Bundan başka bunu garantileyen iki tane daha operatör var. Onun hakkında birazdan konuşuruz. Bir şey return etmedi. Operatör ya bu. Operatör bir şey return edecek. Hepsi return ediyor bunların bir şeyler. Sondakinin doğru olduğunu. Doğrulukla alakası yok. Sağ tarafta değil, tamam sağ tarafa denk geliyor. En son yaptığı şeyi return ediyor. İlk önce bunu yapıyor, sonra bunu yapıyor. En son bunu yaptığı için bunun sonucu ne? K atama 7'nin sonucu. K atama 7'nin sonucunu return ettiği şey de ne? Değer? 7. 7 return ediyor. Dolayısıyla ben bunu alıp, tamam mı? Buraya see out dersem eğer, see out. Böyle dersen ne yapacak? Ekrana 7 basacak. Ekrana 7 basacak. Bu bir ifade kendi başına. Peki biz burada niye bu virgülü kullanıyoruz burada? Burada virgülü kullanıyoruz çünkü bazen birden fazla atama yapmam gerekebilir burada. Şuraya noktalı virgül koysaydın ne olurdu peki o zaman? Noktalı virgül koyacağım buraya birden fazla ifade olsun. O zaman ne oluyor? Bu forun kafası karışıyor. Fora ne lazım? 3 tane ifade lazım. Birinci ifade, ikinci ifade, üçüncü ifade. Bunlar ne o zaman? Dolayısıyla buraya noktalı virgül koyamıyorum. Buraya bir tane ifade lazım. Forun 3 tane kısmı var. İlk kısmı, ilk ifade şu. Birinci ifade bu. İkinci ifade loop condition'ı bu. Üçüncü ifade de loop'un her iterasyonu yapacağım. İfade. Loop initialization'ı birden fazla ifade gerekiyorsa araya virgül attırıyorum. Tamam mı? Loop'un her bir iterasyonda yapacağım işlerin arasında yine virgül atıyorum. Bu loop'un end condition'ı da bu. Ortasında başka bir yere kullanılıyor mu bu operatör?
istediğin yerde kullanabilirsin. Ben şurada kullandım mesela. Çok manalı değil ama kullandım. Gerekirse yani noktalı virgül koymadan. Şunu yapanlar var mesela. If A, B'den küçükse birden fazla iş yapacağım. A'ya 2, B'ye de 3 atacağım. Tamam mı? Şimdi bunu yapabilmek için ne yapmam lazım? Süslü parantez koymam lazım buraya ve buraya. Bunu yapmıyorum. Buraya bir tane virgül atıyorum. Buraya bir tane nokta virgül atıyorum. Olur bu. Ne oldu? Tek ifade var burada. Tek ifade olduğu için süslü parantezi gerek yok. Böyle bir şey yaptım. Yapabilirsin bunu ama yapmalı mısınız, yapmamalı mısınız? Böyle bir şey yapmamalısınız. Niye? Niye yapmamalısınız? Gören tanımaz çünkü bu adam ne yapmış derler. Yanlışlıkla ne yazdı derler. Değil mi? Anlamazlar. Bunun manası yok. Siyici de herhalde siyici adam ne yapar buraya? Güzel. Bunu buraya koyar. Bunu buraya koyar. Buraya da nokta virgül koyar. Şimdi bu siyici ifadesi oldu. Kullanabilirsin. Başka yerde kullanabilirsin ama genelde başka yerde görmediğimize göre bu kamanın kullanıldığı yer burası. Kama ilk önce sol tarafını yapıyor sonra sağ tarafını. Bunun gibi ilk önce solu sonradan da sağ yapan operatörlerden sadece şunlar var işte bunlar. Bu da böyle. A, B'den küçükse ve C, D'den küçükse şunu yap falan dersin yani ilkin içerisinde. Böyle. Böyle bir şey yaparsın. İlk önce bu yapılıyor. Ondan sonra bu garanti. O garanti tamam mı? İlk önce bu yapılıyor. Sonra bu yapılıyor. Adam buna garanti veriyor. Garanti verince de şöyle diyor. Eğer A, B'den küçük değilse bu tarafı yapmayacağım dedi. Değil mi? Gerek yok. Burası eğer şeyse zaten false'sa buradan false geldiyse buradan true da gelse, false da gelse yapmana gerek yok. Dolayısıyla bu taraf yapılmıyor. Bu da yine aynısı. İlk önce sol tarafı yapıyor. Eğer orası true geldiyse sağ tarafı hiç yapmıyor. Çünkü zaten işin sonucu belli. Buna short circuit deniyor. Short circuit. Tamam, kısa devre yapıyor burada C. C++ da aynısını yapıyor. İlk önce operatörün bir tarafı yapılıyor, sonra öbür tarafı. C, C++'da tamam mı? Operatörün sağ tarafı mı önce yapılacak, sol tarafı mı önce yapılacak? Söyleyen 3 tane operatör var. Logical AND, Logical OR ve COMMA operatörü, tamam mı? 3 tane operatör var. Logical AND ve OR bazen sağ tarafını yapmıyorlar. COMMA her zaman için iki tarafını birden yapıyor ama ilk önce sol tarafı yapıyor. O garanti. İlk önce sol tarafı yapıyor. Bunun ne gibi bir etkisi var? Mesela şunun gibi bir etkisi var. A artı artı virgül B atama A. Böyle bir şey yazdım. Burada kesinlikle A kesinlikle daha önce artılacak. Şey yapılacak. Artılacak. Hatta biraz daha kafanızı karıştırmak için şöyle yapayım ben. Kafanızı karıştırmak için değil, daha doğrusunu artmak için. Artı artı A virgül B atama A. A kesinlikle önce artırılıyor. Ondan sonra artırılmış A'nın artırılmış değeri B'ye atanıyor. Tamam mı? Eğer ben bunu bir yere atayacaksam da bunu bir yere atayabilirim mesela C'ye. C'ye atanan değer ne? A'nın artırılmış, bir artırılmış hali değil mi? A'nın başlangıçtaki artırılmış hali. Ama şöyle bir şey yapsaydım. C atama artı artı A artı B atama A. A'nın artırmış hali B'ye atar. Onu da A ile artırmış hali toplar C'ye atar gibi. Hayır değil. Hayır o da değil. Bunun sonucunun ne olduğu belli değil. Böyle bir ifade yazmamanız lazım. Sintaks hatası değil bu. Şu tamam. Üsttekinde hiçbir problem yok. Alttaki problemli. Alttakinin problemi şu. Artı operatörü sağ taraf mı önce yapılacak, sol taraf mı önce yapılacak söylemiyor. Garantisi yok. İki taraftan bir tanesi önce yapılabilir. Ama şey, post element olsa fark etmez diyor. Hocam parantez var ama. Tamam parantez var. Bu yapılacak. Bu da yapılacak. Artıdan önce şunun ve bunun yapılacağı garanti ama bu mu önce yapılacak, bu mu önce yapılacak CEO'nun garantilemiyor. Tamam mı? Sol taraf mı önce yapılacak, sağ taraf mı önce yapılacak o garantilenmiyor. O garantilenmiyor. Şuna bakalım. A artı B artı C.
Tamam. Burada hangi artı önce yapılacak? Diyor ki öncelik kuralları, öncelikleri aynı bunlar. Eşeşiyete gidiyor, soldan sağa. Bu artı önce yapılacak. Tamam mı? Bu artı ondan sonra yapılacak. O da belli. Tamam mı? Ama adam, dolayısıyla ne diyor adam? Diyor ki ilk önce şu artıyı yap. Yani ne diyorsun? A'yı al, B'yi al, bunları topla. A'nın mı önce alınacağı, B'nin mi önce alınacağı belli değil ama. Anladınız mı? A'nın mı önce alınacağı, B'nin mi önce alınacağı belli değil. Dolayısıyla ilk önce A mı ibaret edilecek, B mi ibaret edilecek belli değil. Burada da yine aynısı. İlk önce şu mi yapılacak, şurası mı yoksa burası mı yapılacak belli değil. Eğer ilk önce bu yapılırsa B'ye A atanacak. Sonra A artırılıp, toplama yapılacak. İlk önce bu yapılırsa ama A'nın artırılmış hali B'ye atanacak. Kama'da öyle değil de, Kama'da kesinlikle A'nın artırılacağı garantiydi. Kama onu söylüyor. Hocam burada Kama'da A artırılması yapsaydık. Aynısı yine. Neyi? Onu da artırsak Kama'nın manası ilk önce sol taraf yapılır değil miydi? İlk önce sol taraf yapılır. Kama'nın manası o. İlk önce sol taraf yapılır, sonra sağ taraf yapılır. Artı öyle demiyor. Ya da herhangi birisi çarpma, bölme, toplama, çıkarma her neyse. Onların hiçbiri bu taraf mı önce yapılacak, bu taraf mı önce yapılacak söylemiyor. O nedenle derler ki siyle sil klasmasında bu türlü kafa karışına şeyle hiç girmeyin. Bunlardan da yapmayın, bunlardan da yapmayın. Olmuyor yani çünkü ya hocam ben bunu denedim 6 çıktı ya 6'ymış. Değil. Kompayla bir şey vermek zorunda zaten. Ya 5 olacak ya 6 olacak. Tamam mı? O 5 değil diye kompayla 6 değil diye gelecek sene çıkacak kompayların ona 5 ya da 6 üretmek zorunluluğu yok. Çünkü C++ açık bir şekilde bunun yapılmaması gerektiğini, bunun sonucunun tanımsız olduğunu söylüyor. Şuna benziyor birazcık bu. Int a